Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Reading Analiz'in yeni bir dersinde karşınızdayım. Bugün FutureMe diye bir siteyi inceleyeceğiz. Niye böyle yapacağız? Çünkü gerçek hayattan bir İngilizce projeyi, siteyi, insanların yazdığı yorumları, yani nasıl biz Türkiye'de Türkçe olarak bazı siteleri ziyaret edip kullanıyorsak, yorumlar yazıyorsak, aynı şekilde İngilizce olarak da bir siteyi, projeyi, yorumları, tartışmaları, tanıtımları, bunları okuyup analiz edebilmek, yani sanki Türkçedeki rahatlıkla İngilizce'de hareket edebilmek çok güzel. Dahası tabii farklı kültürleri, ürünleri görmek de ayrıca güzel. Yani bir süredir Hüseyin Demirtaş Akademi'deki eğitim güncellemeleriyle meşguldüm. Oradaki eğitimlere bu tarz yeni dersler ekleyeceğiz ama hazır fırsat bulmuşken Reading Analiz serisine de bu dersi çekelim, bu projeyi birlikte inceleyelim. Evet, şimdi siteye geçelim. Nedir, ne değildir ve doğrudan site üzerindeki yazıları, açıklamaları, incelemeleri birlikte inceleyelim. Ben Hüseyin Demirtaş, hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak buraya nereden geldik derseniz, Product Hunt diye bir site var. Yazılımcılar bilir ya da yazılım sektörüyle, teknolojiyle alakalı olan insanlar belki karşılaşmıştır. Product Hunt'ta farklı farklı projeler, uygulamalar, siteler her gün tanıtılıyor. Orada da karşıma çıkan ürünlerden birisi bu oldu. FutureMe diye bir tane site var. İşte Ocak ayının 3. gününün 3 numaralı ürünü olmuş. Hani en çok beğeni toplayan ürünü olmuş. Hani nedir diye bir bakayım dedim. Şurada açıklamasında direkt Write yourself a letter to the future. Hani geleceğe dönük. To the future. Hani geleceğe diyor. Write yourself a letter. Hani kendinize diyor. Write yourself. Kendine diyor bir mektup yaz. To the future. Hani gelecekte, gelecek için kendine bir mektup yaz. Ya da ikinci olarak Read future letters written by others. Read future letters. Oku. Neyi? Future letters. Hani gelecek mektuplarını ya da gelecekten gelen mektupları. Nasıl mektuplar? Written by others. Hani başkaları tarafından yazılmış mektupları oku. Ya diyor kendin geleceğe mektup yaz ya da başkalarının yazdığı mektupları oku. Sonra tıkladım sitesine gittim. Ya bu nedir diye. Açıklaması daha detaylıca burada var. Diyor ki Write a letter to the future. Hani geleceğe bir mektup yaz. Sonra burada bir kullanıcı yorumu var. Demiş ki I love this. Hani bunu sevdim. Hani seviyorum ya da çok hoşuma gitti de diyebilirsiniz. İstediğiniz gibi çevirin. Yani kabaca bu. I've sent myself 5 letters so far and every year it's a surprise. I've sent, gönderdim. Bakın perfect tense'te gönderdim. Kime? Myself, kendime. Ne? 5 letters, 5 mektup gönderdim kendime. So far, şu ana kadar. Hani kullanmaya başladığından şu ana kadar 5 mektup göndermiş. And every year it's a surprise. Demek ki bu her yıl gönderiyor bunu yazan kişi. Ve her bir yıl, every year it's a surprise. O bir hani sürprizdir. Diyor ki, kendime her yıl bir mektup gönderdim. Hani şu ana kadar diyor 5 mektup gönderdim ve her yıl bu bir sürpriz oldu. Because I forget so easily. Çünkü diyor çok kolay bir şekilde unutuyorum. Because I forget so easily. Çünkü diyor unuturum çok kolay bir şekilde. So easily. Burada so böyle anlamında değil ya da bu yüzden anlamında değil. Hani very anlamında düşünebilirsiniz. It turns into such a deep reflective process. It turns into, hani bu diyor döner, hani bu süreç. It turns into döner neye? Such a deep reflective process. Derin düşünsel bir sürece. Reflective process, hani üzerinde düşünülen, tefekkür edilen anlamında. Hani insanın diyelim kendi hayatı üzerinde düşünüp ne yapması gibi? Kararlar alması gibi. Reflective. Reflect on something, bir şeyi derinlemesine düşünmek. Bu da reflective process'te. Hani derinlemesine düşünme sürecine. Derinlemesine bir düşünme sürecine diyor. Döner bu. That I usually weep and laugh while I write. Hani öyle bir sürece döner ki, yan cümle gelmiş. I usually weep. Ben diyor genelde ağlarım. Weep, cry. Ağlamak demek. Hani gözyaşı akıtmak. And laugh while I write. Hani o mektubu yazarken diyor ben genelde ağlarım ve gülerim. Hani düşünsel, yani bu kullanıcı için böyleymiş, anlatmış. Bakın burada da arayüz var. Ne demiş? Kendinize buradan mektup yazabiliyorsunuz. Hatta belki ben de bir tane yazarım eğlence olsun diye. Your future letter. Hani gelecek mektubunuz. Burada kendinize istediğinizi yazın. İster Türkçe, ister İngilizce, ne dilde istiyorsanız. Sonra seçenekler. Deliver in 1 year. Bir yıl içerisinde gönder. Hani bugünden sonra bir yıl içerisinde bu e-postayı bana gönder. İşte 3 yılda gönder, 5 yılda gönder. Ya da istiyorsanız spesifik bir tarihte seçebiliyorsunuz. Bakın choose specific date. Seç ne seç? Spesifik bir tarih seç. İstiyorsanız işte ne bileyim 2022'nin işte Ocak ayının 15. gününde bana
bu mektubu gönder diyebilirsiniz. Ya da belli bir zaman seçip o zaman sonrasında size göndermesini de söyleyebilirsiniz. Evet, burada mesela ben bir yıl diye seçeyim. Sonra make this letter. Bu mektubu yap. Ne yap? Private, özel yap ya da public but anonymous. Açık, hani herkesin görebildiği ama anonim bir mektup haline çevir. Mektubunuz isterse hani sadece size gelir, siz görürsünüz. Ya da istiyorsanız burada hani ziyaretçi defteri gibi bir yer var. Hani herkesin okuyabileceği ama hani adınızın belli olmayacağı bir mektup haline çevirebilirsiniz. Buraya da posta adresinizi yazıp send to the future, geleceğe gönder tuşuna basıyorsunuz. Okay, hadi ben burada esprisine bir mektup yazayım. Dear Hüseyin, I hope everything is fine and you are enjoying the new year. Have you started a new adventure for this year, for the new year? Best saying from 2020'ye girdik. Ne yaptım? Hemen kendime bir mektup yazdım. Sevgili Hüseyin, umarım her şey yolundadır ve yeni yıldan keyif alıyorsundur. Bunu 2020 için yazacağım. Ay, 2021 için yazacağım. Bir yıl sonra gelsin. Have you started a new adventure for the new year? Ve yeni bir yıl için, hani yeni yıl için bir maceraya atıldın mı? İşte en iyi dileklerimle 2020'den Hüseyin. Öyle yazdım. Şimdi buraya da e-posta adresimi yazacağım ve kendime gönder diyeceğim. Tabii e-posta adresimizi ne yapalım? Gizleyelim. Şimdi e-posta adresimi yazdım. Send to the future dediğimde ne yapacak? Bana bir onay mesajı gönderecek. Diyor ki, you will receive a confirmation email. You will receive, alacaksınız. Ne alacaksınız? A confirmation email. Bir onay e-postası alacaksınız. By writing a letter and signing up for future me, you agree to the terms and conditions. By writing a letter, hani bir mektup yazarak ve signing up for future me, ve future me hani sitesi için kayıt olarak, bu siteye kayıt olarak, you agree to the terms and conditions. Şart ve koşulları, hani bu sitenin şart ve koşullarını kabul etmiş olursunuz diyor. Send to the future diyorum ve gitti. Ondan sonra burada da ne diyor? Diyor ki, follow the link in the email we just sent to, burada e-posta adresi, to confirm it's really you and complete the process of sending your letter to the future. Diyor ki, follow the link in the email we just sent you. Size diyor, şu an hani yeni göndermiş olduğumuz e-postadaki linki tıklayın. Hani linki takip edin. Ne için? To confirm it's really you. Hani bu hesabın size ait olduğunu onaylamak için, teyit etmek için. To confirm it's really you. Hani bu gerçekten sizsiniz, bunu teyit etmek için o linke tıklayın. And complete the process of sending your letter to the future. Ve diyor tamamlayın. Neyi? Sürecini. Ne sürecini? The process of sending your letter to the future. Neyi tamamlayın? Mektubunuzu geleceğe gönderme sürecini böylece tamamlayın. Evet, bu şekilde ben şuradan kendime bir mektup göndermiş oldum. Burada da bazı sorular var. Yine hani teknik metinleri okumuş olmak adına, bu gerçek hani metinleri görmüş olmak adına bunlara da kısaca bakacağız birlikte. Mesela got questions, soru işareti. Hani sorunuz mu var? Mesela normalde I've got questions, hani olumlu bir cümle diyecek olsanız sorularım var dersiniz. Burada da daha günlük dille got questions, hani samimi bir dille sorunuz mu var diye sormuş. Here are some answers. İşte buyurun bazı cevaplar. Here are some answers. Mesela gelmiş. Why should I write a letter to the future? Niye diyor ben geleceğe bir mektup yazmalıyım? Why? Neden? Should I? Ben yapmalıyım ne? Write a letter. Mektup yazmalıyım. To the future. Hani geleceğe neden ben bir mektup yazmalıyım? Açıklaması var. Getting a surprise from the past is actually kind of an amazing thing. Just check out all the people that agree. Getting a surprise from the past. Bakın diyor. Geçmişten diyor bir sürpriz almak. Is actually. Aslında. Kind of amazing. Kind of an amazing thing. Kind of. Hani bu tür bir şeydir. Tür şey anlamında kullanılır. Hani geçmişten bir sürpriz almak da is kind of. Hani burada kind of kibar olarak düşünmeyin. It's kind of hot dediğimde hani bu biraz, hani burası biraz sıcak gibi bir anlam çıkar. Yani kind'ın bir sürü kullanımı var. Burada bir yapı. It's kind of an amazing thing. Hani bu bir bakıma hani bir tür harika bir şeydir. Just check out all the people that agree. Just check out. Hani bak, sadece diyor bak, check out, kontrol et. Burada link, yorumlara link var çünkü. All the people that agree. Hani hemfikir olan diyor tüm insanları kontrol et. Hani onların yorumlarına bak. So send your
future self some words of inspiration or comfort. So, evet, bu sebeple, bu yüzden send your future self, gelecekteki size, gelecekteki benliğinize ne yapın? Gönderin. Ne gönderin? Some words of inspiration or comfort. İlham sözleri ya da rahatlatma, hani ne diyelim, motive etme sözleri gönderin. Or maybe a swift kick in the pants. Ya da belki de ne? A swift kick. Sert bir tekme. Nerede? In the pants. Hani bacak aranıza sert bir tekme gönderin. Hani ne bileyim, belki kendinize soğuk duş etkisi yapacak ağır şeyler gönderin. Artık ne istiyorsanız. Or make a prediction about your life. Ya da diyor, make a prediction, bir tahminde bulun. About your life, hayatın hakkında. The world, dünya hakkında. Ve ailen hakkında bir tahminde bulun. And whatever will be happening in a year, 5 years or more. Ve what will be happening? Ve ne olacak in a year? Bir yılda, 5 yılda ve daha fazlası. Hani bu konularda yapabilirsiniz. Bir tahmin yapıp kendinize gönderebilirsiniz. Then we will do some time travel magic and deliver the letter to you. Future you, that is. Then, ondan sonra, o zaman diyor. We'll do some time travel magic. Biz diyor, biraz zaman seyahati büyüsü yapacağız ve mektubu size teslim edeceğiz. Artık 3 sene, 5 sene, 1 sene, ne zaman istediyseniz. Future you, that is. Kime teslim edeceğiz? Şimdi diyoruz ya, future me'ye gönder. İleride teslim ettiğinde de future you, hani gelecekteki sana diyor, teslim edeceğiz. That is, yani gelecekteki sana teslim edeceğiz. Buradaki that is, yani gibi bir anlamı var. Sonra bir sonraki paragrafa da bakalım. Bu şekilde size tamamlayacağız. Diyor ki, okay, but what if my email changes? How do I get my letter? Tamam, ama diyor, what if my email changes? Benim e-postam değişirse ne olacak? How do I get my letter? Mektubumu nasıl alırım? Nasıl? How do I get my letter? Mektubumu nasıl alacağım? Sonra, use an email address with some potential for longevity. Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. Use an email, bir e-posta kul, email address. Bir e-posta adresi kullan. Nasıl bir e-posta adresi? With some potential for longevity. With some potential, biraz potansiyeli olan. Ne potansiyeli? For longevity, uzun süre hayatta kalma potansiyeli olan. Longevity genellikle ömür demek. Hani ömrü uzun, uzun ömürlü olma potansiyeli olan bir e-posta adresi kullanın demiş. Mesela Gmail, Hotmail, Yahoo gibi ya da ve benzeri, etc. Rather than your work address for that job you hate. Rather than, yerine, ne yerine? Your work address for that job you hate. Nefret ettiğiniz iş için olan iş adresiniz yerine. Diyelim mesela bir şirkete postanız vardır. Sevmediğiniz işteki sevmediğiniz e-posta adresi yerine, hani uzun süre hayatta kalabilecek bir e-posta adresi tercih edin. You can also change the email for your future letters from your future me account page. You can also change. Değiştirebilirsiniz diyor siz ayrıca. The email for your future letters. Gelecekteki mektuplarınız için e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz. Nereden? From your future me account page. Future me hesap sayfanızdan değiştirebilirsiniz. Sonra, your letter will be delivered from the email address. Mektubunuz will be delivered. Teslim edilecek from the email address. Şu e-posta adresinden teslim edilecek. O ne? mailer@futureme.org. Hani mailer@futureme.org adresinden teslim edilecek, gönderilecek. So, you may want to tell your email to make sure and allow and that address and mark those emails as important. O yüzden diyor, hani bu adresten göndereceği adresi söylüyor, hani spam'e düşmesin diye diyor ki, so you may want to tell your email to make sure and allow that address. O yüzden diyor, you may want to tell your email. E-postanıza söylemek isteyebilirsiniz. Neyi? To make sure and allow that address. Şurada gereksiz bir and var. Hani o adresi kabul etmeyi söyleyebilirsiniz. Hani ne diyelim, onaylanan gönderilere ya da kişiler listesine ekleyebilirsiniz anlamında. And mark those emails as important. Ve o e-postaları önemli olarak işaretlemesini söyleyebilirsiniz. Hani böyle olduğunda da ne yapmaz? Çöpe gitmez. Evet sevgili arkadaşlar, uzun bir süreden sonra reading analiz için bir gerçek metin analizi çekmiş olduk. Benim için hani keyifli oldu. Güzel, hani hoş bir ürünü, siteyi görmüş olduk. Günlük hayatta İngilizce kullanmak üzerine pratik yapmış olduk, incelemiş olduk. Bu ve bunun gibi dersleri ne yapabilirsiniz? Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalında bulabilirsiniz. Bunun dışında zaten daha kapsamlı çalışmaları da Hüseyin Demirtaş Akademi üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.